birleşiyor. Evet, tamam. Aynen ama öyle. Eğer dediğiniz kadar öndeyse ve aidat yükü yüksekse Merkez Bankası'nın aldığı para herhalde evinin kabaca aidatı ve işte ufak tefek faturaları da gidiyordur. Şimdi bakın bunları bir de Paris'e bağlayalım şimdi. Tamam, ben oraya girecektim. Yani halk o kadar hassas ki bu konularda. Bir tarafı tenkit ederken öbür tarafı meşru görmemek lazım. Halkın hassasiyetlerine dikkat etmek herkes için bir lazım evet. olan bir husus. Evet ya, çiftçi o kadar isyan ediyor. İnsanların evine ekmek girmiyor. Millet çocuğunu beslenme çantasını dolduramıyorken biraz hassas davranmak gerekiyor tabii ki. Eğer memleketinizi bu kadar sevdiğinizi söylüyorsanız, değil mi? Yani şimdi 2 yıl daha görev yapıyormuş gibi maaş alacak. Totalde 300 bin lira mıydı maaşı aylık? Evet. 2 yıla vurduğunuz zaman işte İBB'nin harcamakla eleştirildiği yerden yere vuruldu. 250 bin euro falan civarı bir tutar ediyor. Yani bir kişiyi görevden aldınız. Bu kişinin görevlerinden birisiydi. Birçok kişiyi aldılar aslında tabii. Biliyorsunuz. Bir de onun toplamı var tabii, tabii yani. Yani. Onların totalinin haricinde küçük bir örnekten. Belki de almıyorlardır. Bilmiyorum. Alıyorlar mı? Sus payıdır ve alıyorlardır. Merkez Bankası başkan olarak görevlerinden birisi de fiyat istikrarını sağlamakla yükümlü olan bir kurumun başındaki kişi işte Manhattan'daki kiraların ve emlak şeylerinin giderlerinin daha ucuz olduğundan falan bahsediyor İstanbul'a göre ya da Türkiye'ye göre. İşte 100 milyonluk bir evde artık bilmiyorum ne kadarını yani öyle bir sitede herhalde 100 milyon lira civarında bir şey var. Hı hı. Öyle bir evde oturuyor işte aidatının ne kadar olduğunu biz tahayyül edemiyoruz ve İBB'nin olimpiyatlar almak için harcadığı bir haftalık etkinlikte harcadığı para kadar bir parayı biz 2 yılda hiçbir şey yapmadan kendisine ödeyeceğiz. Ben Hafize Hanım'ın özelinde söylemiyorum ama işte şu hayatları sosyal medyadan ya da birebir de fiziken gören insanların şunu düşünmesi lazım. Sahip oldukları her şey bizden çaldıkları. Bizim paramız onlar, bizim hakkımız. Gelir adaletinde, mülkiyet adaletinde sağlanmayan, bize verilmeyen imkanlar, bizden çalınan imkanlar birilerinin bu kadar lüks ve şatafat içinde yaşaması için harcanıyor. Evet. Teşekkür ediyorum ve sözü Turan Bey'e veriyorum. Buyurun Turan Bey, sizin değerlendirmenizi alalım. Teşekkür ederim. Emin Bey, kıymetli dostum, abim çok iyi hatırlayacak. AKP iktidara geldiğinde hep sahalarda hadisli propagandalar yapılırdı. Bunlardan bir tanesi de meşhur hadis, komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Tabiatıyla Hafize, Gaye, Erkan bizden değil. Net olarak söylüyorum. Çünkü az önce söyledim. OECD raporlarına göre bu ülkede her 100 çocuktan 20'si akşam yatağa aç giriyor. İpek Hanım, aç giriyor. Ve bunların yarısı gelişme geriliği gösteriyor. Malnütrisyon yaşıyorlar. Boyları kısa kalıyor. Vücutları küçük kalıyor. Zekaları biraz daha geri kalıyor. Bunun sorumlusu kim? Bu kadar zengin bir coğrafyada bu halkı bu kadar sefalet içerisinde yaşatmanın sorumlusu kim? Şimdi döneceğim. Biz bu yavruya uzun ömür dileyelim. Niye böyle bir doğum günü yaptı demiyoruz. Niye diğer çocuklar bu doğum gününü yapamıyor diye hesap soruyoruz. Evet. Niye? Niye diye? Niye? İkincisi, aldın başını gittin. Aldın başını gittin. Peki giderken 2 yıl maaşını da alıp götürüyorsun. İşte hesaplandı. Yani milyonlarca liralık bir maaş. Bu millet 10 bin liraya, 12 bin liraya geçinmeye çalışırken sen bu kadar zengin birisi olarak nasıl vicdanın kabul etti, nasıl için sızlamadı? 2 yıl daha bu maaşı almaya devam edeceksin. Şu anda ekranda gördüğümüz şatafat, işte aslanları görüyoruz. Bu paraları aslan gibi yediklerini de görüyoruz. Bu şatafat milletin, fakir fukaranın cebinden kesilmiş olan parayla yapılan şatafattır. Biz buna itiraz etmeyecek miyiz? Susmayacak mıyız yani? Susacak mıyız buna? Ne diyordu Hafize Gaye Erkan? Masamda diyordu. 57 trilyon dolarlık yatırım var diyordu. Ey Hafize Gaye Erkan, nerede bu yatırımlar? Niye gelmedi? Şimdi gününü gün ediyorsun. Erdoğan seni affetmiş olabilir ama biz seni affetmedik. Çünkü soruların hiçbirisine cevap vermedin. Ben özellikle bu konunun üzerine çok düşen bir milletvekili olarak asistanlarıyla görüştüm. Merkez Bankası'ndaki birçok kişiyle görüştüm. Ve sosyal medya hesabımdan çok ağır eleştiriler yönelttim. Ve sorular sordum kendisine. Maalesef hiçbirisine cevap veremedi. Az önce değerli konuşmacılar yorum yaptılar. Bakın geçen dönem Hafize Gaye Erkan bir ay yoktu ortalıkta. Biz zannediyoruz ki enflasyonu düşürmek için gece gündüz sabahlara kadar çalışıyor Hafize Gaye Erkan. Meğer Christmas tatili diye Amerika'ya gitmiş hanımefendi. Bir ay yok orta yerde. Böyle bir rezalet olur mu? Böyle bir devlet yönetimi olur mu?
Babasına özel odalar tahsis edilmiş Merkez Bankası'nda. Çocuğuna özel bakıcılar, dadılar tahsis edilmiş. Paralarını yine devlet veriyor. Siz veriyorsunuz, biz veriyoruz. E kendisi Merkez Bankası'nın sosyal tesislerini tamamen kapatmış. Ahçılarını, oradaki hizmetlilerini kendine tahsis etmiş. Özel yemekler yaptırılıyor. E sormayalım mı bunların hesabını? Ne yaptın sen? Bu millet açlık sefalet içerisinde yaşarken babası da Merkez Bankası koridorlarında biz sizin için Amerika'yı bıraktık geldik diye hava atıyordu. E sormayalım mı bunların hesabını? Bu millet bu kadar aç ve sefilken sen nasıl olur da yavruna çocuğuna Allah uzun ömür versin bu kadar şatafatlı ve gösterişli doğum günleri yapabilirsin. Aç milletin çocukları Hafize Gaye Erkan. E kendin dedin ki Manhattan'daki kiralar İstanbul'daki kiralardan daha pahalı daha ucuz. E meğer kiralık evde oturamıyorum annemle kalıyorum dedin. Sonradan öğrendik ki İstanbul'da da gayrimenkullerin varmış. Bodrum'da gayrimenkullerin varmış. 100 milyon liralık gayrimenkullerin. Gözün doysun senin mübarek. Böyle şey olur mu? Böyle bir vicdansızlık olur mu? Biz kime hesap soracağız bunun için? Sen 100 milyon liralık eve sahip olacaksın. Sonra da diyeceksin ki Manhattan İstanbul'dan daha ucuz. İstanbul'da gayrimenkullerin olacak ve kalkıp diyeceksin ki ben ev kiralayamıyorum. E sen şimdi nasıl için esiniyor? 6-7 milyon liralık maaş alacaksın görevinin sonuna kadar. Hala görevin devam etmemesine rağmen maaş almaya devam ediyorsun. İşte tüm bunlar, tüm bunlar İpek Hanım tam bir Türkiye fotoğrafı. Tam bir AKP yüzyılı. Ben ona Türkiye yüzyılı demiyorum. AKP yüzyılı fotoğrafı. Bu millet açlık ve sefalet içerisinde yaşıyorken ey Türkiye izle bu fotoğrafları, bu görüntüleri izle. Bakın Erdoğan rejimi, tek adam rejimi nasıl şatafat içerisinde yaşıyor ve yaşatıyor. Siz açlık ve sefalet içerisindeyken, akşam çocuklarınız istediklerini alamadığı için ağlarken, siz de kapıların arkasında gizli gizli gözyaşı dökerken görün bakın sizin paralarınızla bunlar nasıl bir safahat içerisinde yaşıyorlar. Ve bunların hesabını sorun. Sandığa gidin bunların hesabını sorun. Emin Bey az önce çok güzel bir şey söyledi. Her programda söylüyorum. Türkiye'nin en temel meselesi bu ceberrut anlayıştan, bu milleti istismar eden, çalıp çırpan, soyup soğana çeviren, yalan talan ve rant üzerine kurdukları bir ekonomik modelle bu milleti mahveden AKP rejiminden kurtulmaktır. Erken seçimse erken seçim, ne olması gerekiyorsa bir an önce olması lazım. Biz parti olarak bu tutumun arkasındayız. Türkiye'nin behemihal bu anlayıştan kurtulması lazım ve bu fotoğrafları, bu akşam bu ekranlarda konuşulanları Türkiye hafızasına kaydetsin. Yavrular bu gece aç girecek yatağa. Türkiye'deki milyonlarca çocuktan %20'si bu akşam yine aç girecek. Televizyon ekranlarında seyrettikleri reklamlarda gördüklerini alamayacaklar. Anneleri bu çocukların çantalarına istediklerini koyamadığı için gizli gizli gözyaşı dökecek. Bunlar da Bodrum sahillerinde milletin paralarıyla günlerini gün etmeye devam etsinler. Ey millet sandığa gidin ve bütün bunların hesabını tek tek sorun diyorum İpek Hanım. Çok teşekkür ederim Turan Bey. Şimdi bu konuya da değindikten sonra programın bu son bölümünde bir başka başlığı açmak istiyorum. Müsaade ederseniz biliyorum sizden ayrılmak durumundayız, veda etmek durumundayız ama birazcık daha kalın istiyorum. Çünkü bu meseleyle de ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Şimdi önce sosyal medya paylaşımını Cumhurbaşkanlığı hesabından yapılan görelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniye'yi kabul etti. Sosyal medyada paylaşıldı, X'te Cumhurbaşkanlığı tarafından bu. Bu bölümde biraz aslında İsrail-Filistin meselesini ve geldiği noktayı konuşalım istiyorum. Özellikle Hamas'ın yeni siyasi büro şefini de konuşalım istiyorum. Ama öncesinde arkadaşlarımdan rica ediyorum. Vole gerçekten iki gündür yüreğimizi parçalayan o görüntüyü versinler istiyorum. Görelim ve üzerine konuşalım. Bu hafta gerçekten gözümüzün önünde yaşananlar hem dünyada hem Türkiye'de içler acısıydı. Yani bu insanlar... Yaşlı bir kadın ölüm bundan daha iyi diyorsa bizim kahrolmamız gerekiyor. Bakın insanlar burası Han Yunus. Han Yunus'tan yaşlı, çoluk, çocuk, engelli, kadın, erkek göç ediyorlar saldırılardan dolayı.
feci bir görüntü. Yani şu görüntü gerçekten çok feci bir görüntü. Çok konuşuldu ya sosyal medyada da. Piyanist filmiyle, Piyanist filmindeki görüntülerle karşılaştırıldı. Film değil ama gerçek. O da gerçekten bir uyarlamaydı. Hoş ama inanılmaz. Bu hayattan bıktık. Vallahi bıktık diyor yaşlı kadın. Ölüm bundan iyidir. Ülkeler durumumuzu görsünler. Yorulduk, öldük. 100 kere öldük. Öldük diyorlar. Yanı sıra yerinden edilen Filistinliler sığındıkları Birleşmiş Milletler'e ait okulda sabah namazı kılıyorlardı bu sabah. İsrail bir önceki okul saldırısının üzerinden 24 saat geçmeden yine bombaladı efendim. Bir anda cehenneme dönen bölgede en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Onlarca da yaralı var, bölgeden gelen görüntüler var. Gün boyu haber bültenlerimizde sizinle paylaştık.